Merhaba evet arkadaşlar. Bugünkü dersimizde organik kimya devam edeceğiz. Peki geçen dersimizde neyden bahsettik? Karbondan bahsettik. Dedik ki organik maddelerin temel yapı taşı karbondur dedik ve yanında yardımcı olarak hidrojen, oksijen, azot gibi bir sürü elementi barındırdığından bahsettik ve dedik ki kimler organik maddedir, kimler değildir? Bunları inceledik. Sonra da Molekül formülü nasıl bulunur? Ondan bahsettik. Şimdi ise bu kadar karbondan bahsetmişken e, karbonun kendi özelliklerini incelemek lazım deyip karbonun allotroplarından bahsedeceğiz. Peki bunların hiçbirinden bahsetmeden önce arkadaşlar şöyle söyleyeceğim size. Allotrop neydi? Umarım hatırlıyoruzdur. Ben ufacık bir allotrop tanımı yapıp ondan sonra devam etmek istiyorum. Allotrop aynı elementin uzayda farklı şekilde dizilerek farklı geometrik şekilde kristallerine dedir. Mesela elmasla grafit birbirinin allotropuydu arkadaşlar. Karbon da bunların allotropuydu. Yani karbonun doğal olarak kaç tane allotropu varmış? İki tane. Biri elmas, diğeri grafit diyorum. Hadi gelin başka allotropu var mıymış? Bunlar nelermiş? Bunlardan bahsedelim. Karbonun allotropları. Karbon organik kimyanın yapı taşı olması nedeniyle pek çok bilimsel çalışmada yer almakta hakkında pek çok araştırmalar yapılmaktadır. Bunun sonucu olarak da karbonun doğal allotropları dışında yapay allotropları da vardır. Karbonun yukarıda saydığımız allotropları dışında amorf karbon, karbon neotü, neotüpler, grafen, camsı karbon gibi allotropları vardır. Her geçen gün yeni allotroplar üzerinde çalışmalar devam etmekte. Peki ilk allotropu olan elmastan bahsedelim. Karbonun en çok bilinen allotropu elmastır. Elmas mücevher olarak değerinin yanı sıra bilinen en sert madde olduğu için kesme, delme, aşındırma işlemlerinde kullanılmaktadır. Endüstriyel kullanım için doğal elmasın yanı sıra sentetik elmas da kullanılmaktadır. Arkadaşım sanayide çok sert bir şeyi kesmek istiyorsan elmas uçlu kesiciler kullanırız. Neden? Çünkü elmas en sert madde olduğu için. Peki gelelim ikinci allotropumuz olan grafite. Grafit karbonun günlük hayatta sıklıkla kullandığımız doğal allotroplarındandır. Kil ile karıştırıldığında kurşun kalem yapımında kullanılır. Bunun dışında kuru bir yağlayıcı olarak sanayide, tıpta, vücut protezlerinin yapımında ham olarak kullanılır. Ve nükleer enerji üretiminde de grafit kullanım alanı bulunmaktadır. Grafit karbon ener karbonun en doğal allotropudur ve elektriği iletmektedir. Şimdi arkadaşlar böyle sorularla çok karşılaşacaksınız. Soru olarak ne gelecek biliyor musunuz? Grafit elektriği iletir mi? Ya da elmas grafiği iletir mi? Arkadaşım elmas grafiği iletmez ama kar grafit el, elektriği iletir diyeceğiz. Demiş ki yukarıdakilerden hangileri karbonun doğal allotropudur? Elmas ve grafit karbonun doğal allotropudur. Peki fulleren nedir? Fulleren Karbonun yapay allotropudur ve biraz sonra buna değineceğiz. Evet, örnek 16. Elmas bilinen en sert madde olduğu için kesme, delme işlemlerinde sıklıkla kullanılır. Bu elmasın endüstriyel pazardaki ihtiyacını arttırmıştır. Bu ihtiyacı dengelemek için sentetik elmas üretimi çalışmaları başlamış ve ilk başarı ticari sentez 1954 yılında G firması tarafından grafitin, nikel, kobalt ve nikel demir ile yüksek sıcaklık ve yüksek basınç altında tutulması ile gerçekleştirilmiştir. Yüksek basınç ve yüksek sıcaklık yöntemi halen yaygın olarak kullanılmaktadır. Günümüzde endüstriyel kullanım için her yıl 80 ton elmas üretilmektedir. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Tabii ki yeni nesil sorular biliyorsunuz ki böyle büyük paragraflar verilip e, altında buna uygun sorular şeklinde geliyor karşımıza. E, o yüzden Türkçe okumak, öğrenmek çok faydalı olduğunu bir kere daha karşımıza çıkarmış oldu. Hadi gelin bakalım. Elmasın mücevher kullanımı dışında endüstriyel kullanımda çok yaygındır. Derim. Çünkü ne diyor? Her yıl 80 ton endüstriyel kullanım için kullanılıyor diyor. Elmas kesme ve delme işlemlerinde kullanılır. Bak kesme ve delme işlemlerinde kullanılır diyor. Endüstriyel kullanımda doğal elmasın kullanımı çok yaygındır. Arkadaşım dikkat et. Sentetik elmas üretiminden bahsediyor parça. Bu yüzden cevabım C şıkkıdır diyoruz. Gelelim fullerenlere. Peki fullerenler nedir? Fulleren karbonun yapay bir allotropudur. 3 boyutlu bir yapıya sahiptir. Mimar Buckminster Fuller'ın e, tasarladığı mimari yapılara benzetildiği için bu isim verilmiştir. Nanoteknoloji alanında tıp alanına kadar pek çok alanda kullanılmakta olup kullanım alanları üzerindeki çalışmalar halen devam etmektedir. Karbonun neotüpleri Karbon neotüpler elektronik malzeme üretimi optik malzeme üretimi, nanoteknoloji alanları gibi pek çok alanda kullanılan malzemelerdir. Nanotüpler, fullerenler ailesinin bir üyesidir. Nanotüplerin genişliği, insan saçından yaklaşık 50 bin kat daha küçüktür. Gelelim grafene. Grafen, diğer allotropların aksine iki boyutlu bir yapıya sahiptir. Grafen ısıyı ve elektriği verimli bir şekilde iletir. Manyetik özelliğe sahiptir. Grafit üretimi sırasında istenmeden çıkan bir yan üründür. İlk üretimi ve üzerinde çalışılması 2004 yılında yapılmış ve bu çalışma 2010 yılında fizik dalında Nobel ödülü almıştır. Pek çok nanoteknolojik alanda kullanım alanı bulsa da yeni bir keşif olduğu için üzerindeki çalışmalar hala devam etmektedir. Gelelim örneklerimize. Şimdi karbon allotropları hakkında verilen yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur demiş. Elmas 3 boyutludur ve elektrik akımını iletmez. Konuştuk. Grafit 3 boyutludur ve elektrik akımını iletir. Grafen içinse az önce ne dedik? İki boyutludur. Diğerlerinin hepsi üç boyutluyken grafen nasıldır arkadaşlar? İki boyutludur ve bu yüzden yalnız cevabımız grafendir. Aşağıdakilerden hangisi fullerenin kullanım alanı değildir? Şimdi fullerenin kullanım alanlarını bilmiyor olabiliriz. Ama ben şöyle bir şıklara baktığım zaman arkadaşlar elektroliz görüyorum. Elektroliz bir e, kullanım alanı mıdır? Değildir arkadaşlar. Elektroliz bir kimyasal yöntemdir. Bu sebepten dolayı cevabımız E şıkkıdır. Diğerlerinin hepsi ise bir kullanım alanıdır. O yüzden cevabı Edirne olacaktır. Gelelim Lewis gösterimine. Şimdi Lewis gösterimi her yerde mi karşımıza çıkar arkadaşlar? Evet, her yerde karşımıza çıkıyor gördüğünüz gibi. Demiş ki, A grubu elementlerinin değerlik elektronlarının element sembolü etrafına nokta şeklinde gösterilmesine Lewis formülü denir. Evet, hidrojen 1A grubundadır. Değerlik elektron sayısı birdir ve bir tane noktası vardır. Lityum atom numarası 3 ama değerlik elektron sayısı 1, yani grup numarası 1, o zaman kaç tane noktası vardır? 1 tane noktası vardır. Bor 5'tir. Değerlik elektron sayısı 3'tür. Ve 3 tane nokta koyulur. Flor atom numarası 9'dur. Grup numarası 7'dir. Ve etrafında 7 tane noktası olacaktır arkadaşlar. Peki... Değerlik elektron sayısı bulma deyip bak arkadaşım aşağıda göstermiş. Magnezyum son yörüngesi 2 ile bittiği için toplamda 2 tane nokta koyuyorum. Kükürtün 6 tane olduğu için toplamda 6. Peki biliyorsunuz ama şöyle bir hatırlatmak istiyorum. Noktaları neye göre koyarım? Örneğin kükürt için konuşalım. İlk önce herhangi bir yere koydum. Sonra onun en uzak noktasına koydum. Altı A grubunda 6 nokta koyacağım. Daha sonra yine üstte ya da altta hiç fark etmez istediğim yere koyuyorum ve toplamda 4 nokta ediyorum. Tanım da şöyle der. Daha sonra başladığın yerden devam edilir der. Peki kim benim nereden başladığımı biliyor? Bilmiyor. Yani yine istediğim bir yere koydum 5.yi ve altıncıyı da yine onun tam karşısı olan noktaya koydum. Şimdi peki kükürt böyle mi gösterilmiş, böyle gösterilmemiş. Bizim temel gösterimimiz bu olmasına karşın arkadaşlar şu şekilde kükürtün noktalarını tepede Böyle ayrı ayrı görebilir miyiz? Evet görebiliriz diyorum. O yüzden de arkadaşlar bu gösterimle şu gösterim arasındaki farkı lütfen ama lütfen takılmayın. Çünkü takılınacak hiçbir şey yok. Gelelim Lewis gösteriminde bir tane bağ iki tane elektron ifade eder. Yani iki nokta yerine bir çizgi her zaman için koyabiliriz. Organik bileşiklerdeki Lewis gösterimini göstermiş. Bak. Şurada karbon ve oksijen arasında ben çizgi yaptım. Önceden ne vardı? İki tane nokta vardı. İstersen bu iki noktayı çizgi yapabilirim. iki noktayı çizgi yapabilirim diye gösteriyorum. İki noktayı çizgi yapabilirim. Bütün hepsi için buna bakacaksınız. Yani diğerinde örnek vereyim. Karbon ve hidrojen arasında biri hidrojenin noktası, diğeri karbonun noktası. Hop çizgi şeklinde yazabilirim. Ki birçok kaynakta artık bundan sonra böyle göreceksiniz. Ama iki nokta halinde yazması yanlış mıdır? Hayır elbette ki doğrudur diyorum. Gelelim 2017 yılında ÖSYM bize ne sormuş? Hangilerinin Lewis yapıları yanlıştır demiş. Şimdi arkadaşlar A şıkkından bahsediyorum. Oksijenin iki noktası altta iki noktası üstte. 4 tane noktası vardır. 5 buraya vermiş. 6 buraya vermiş. Ve oksijenin tüm noktaları tamam. Hidrojenlerin de noktası tamam. Doğrudur. Peki azot kaç A grubunda? 5 A grubunda 5 nokta olacak. Bak 1, 2, 3, 2 de üstte var. 5. Hidrojenlerin zaten birer tane doğrudur. Karbon toplamda 4 A grubunda olduğu için 4 nokta. 1, 2, 3. 3-4 doğru oksijene geliyorum 6A grubunda bak 2-4-5-6 doğru öbürkü de aynı şekilde olduğu için geliyorum buraya azot kaç A grubunda 5A grubunda Ko toplamda kaç noktası olacak 5-2-4-5-6 noktası olmuş azotun böyle bir şey söz konusu değil ben hidrojen siyanürü şu şekilde yazarım Zaten arkadaşım azot kaç bağ yapar? 3 bağ yapar. Azotu tek başına da göstermek istiyorum size. Şu şekildedir. Yani şu tek olan noktaları bağ yapımına katılacaktır diyoruz. Devam edelim. Demiş ki aşağıda verilen atomların hangisinde Lewis yapısı hatalı gösterilmiştir? Arkadaşım bor 3A grubundadır. 3 tane noktası olacaktır. Peki doğru mu? Doğrudur. Peki lityum kaç A grubundadır? Lityum arkadaşım 1 A grubundadır. Atom numarası 3'tür. 2, 1'dir. E 1 A grubundaysa lityumun kaç noktası olmalıydı? 1. Ama ne yapmış? 3 nokta vermiş. Hatalı bir gösterim. Gelelim organik bileşiklerin e, gösterimine, özel gösterimine diyelim. Arkadaşlar burada bir iki tanesini incelemek istiyorum sizin için. Örneğin metan. Metana baktığım zaman karbonlar ve hidrojenler arasında bak şimdi şöyle göstereyim. Karbonlar ve hidrojenler arasında toplamda bağ sayım kaçtır? 4'tür. O zaman 4 bağım var. Kimle yapmış? Karbonla. O zaman karbon 4 bağ yapar ve karbon 4A grubundadır. Hidrojenler 1 bağ yapar ve hidrojen 1A grubundadır şeklinde söyleyebiliyorum. Etana bakmak istiyorum. Etana baktığım zaman da aynı şey arkadaşlar. Hiçbir şey değişmeyecek. Her bir karbonuma baktım. Her bir karbonuma dikkat et. Birer bağ yapmış. Pardon dörder bağ yapmış. O zaman karbon 4A grubundadır. Hidrojenlerimin her biri birer bağ yapmış. O zaman hidrojen 1A grubundadır diyorum. Peki bunlardan daha farklı bir şey var mı derseniz aslında daha farklı bir şey yok ama ben farklı olsun diye yine de formaldehiti incelemek istiyorum. Bak arkadaşım karbon şu şekilde bir bağ yapmış. Karbon yine toplam kaç bağ yapmış? 4. Neden? 4A grubundadır. Hidrojenler birer bağ yapmış. Neden? 1A grubundadır. Oksijen 6 tane noktaya sahiptir. Çünkü 6A grubundadır ve genel itibariyle kaç bağ yapacaktır? 2 bağ yapacaktır diyorum. Hadi gelin devam edelim. Demiş ki polar bağ türleri. Polar, apolar, kovalent bağlar. Pekala arkadaşım. Farklı ametal atomları birbirleriyle bağ yaptığı zaman bunlar nasıl oluyor? polar kovalent bağ oluyor. Peki aynı ametal atomları birbirleriyle bağ yaptığında ne oluyor? Apolar kovalent bağ karşımıza çıkacaktır diyoruz. Peki şurada şurası sizi yanıltmasın. Yan Burada iki tane bağ elbette ki var oksijen oksijen arasında ama bu sadece bir gösterim olduğu için öyle tek bağ göstermiş. Zaten dikkat ederseniz noktaları dahi yok. Bu tarz şeyleri soruyorlar çünkü öğrenciler bize de o yüzden size açıklamak yap zorunda hissettim. Polar kovalent bağda elektronegatifliği fazla olan element kısmi negatif, az olansa kısmi pozitif yüke sahiptir diyoruz. Apolar kovalent bağda kısmi yüklenme yoktur. Kısmi yüklenmede arkadaşım birinin kısmi pozitif diğerinin kısmi negatif olması gerekiyor. E, apolar olduğuna göre kim kısmi pozitif kim kısmi negatif bileceğiz mi? Bilmeyeceğiz. Polar kovalent bağda kısmi negatif olan atomun elektron yoğunluğu olan atomdur. Nasıl? Bakın burada gördüğünüz gibi hidrojen kısmı az. Oksijene göre daha şişko kısım oluyor ve burası daha büyük olduğu için, pastanın daha büyük kısmına sahip olduğu için kısmi negatiftir diyorum. Hidrojense kısmi pozitiftir diyorum. Burada artı ve x üstte, yanda, önde şeklinde gösterilebilir. Pek çok kaynağa göre değişiklik göstermekte. Ama en doğrusu az önce gördüğünüz gibi üstte olmasıdır. Gelelim sigma ve pi bağlarına. Arkadaşlar iki ametal atom arasındaki oluşan bağlardan biri sigma diğerleri pi olarak adlandırılır. Yani iki ametal atom arasında bir bağ varsa bu bağ sigma. iki bağ varsa biri sigma diğeri pi. Üç bağ varsa biri sigma diğer ikisi pi'dir. Mesela bu karbon karbon arasında olsun sigma bağıdır. Sigma, pi, sigma, pi, pi. Önceki yıllarda arkadaşlar bu pi'nin üzerinde yıldız vardı. Pi üstü diye geçiyordu. Artık onu kaldırdılar kafa karışıklığı olmasın diye. Hepsine pi adı veriyoruz. Soru diyor ki işte mesela kaç tane sigma bağı vardır? Kaç tane pi bağı vardır? Bazı arkadaşlarımız oturup bunların saymayı tercih ediyor. Lütfen saymayınız. Düz zincirli yapılarda atom sayısının bir eksiği kadar sigma bağım vardır. Halkalı Halkalıdaysa, daha sonra bahsedeceğim arkadaşım halkalının ne olduğunu. Halkalıdaysa atom sayısı kadar sigma bağım vardır diyorum. Unutma sigma bağı her zaman için pi bağından daha sağlam bir bağdır. Peki aşağıdaki bileşiklerden hangisinde hem polar hem de apolar kovalent bağ vardır diye soruyor. Şimdi H2O'yu açıyorum. Tek tek incelemek istiyorum sizde. Arkadaşım burada apolar bir kovalent bağ var mı? Yok. Apolar olması için ne olmalıydı? Aynı iki element. O zaman direkt Aynısından iki olan mesela E şıkkına bakarsam burada ne vardır? Sadece apolar yok mu arkadaşlar? Sadece apolar var. O zaman bunu da eledim. E karbondioksitin şeklini nasıl çiziyorum? Bu şekilde. E, bu karbon ve oksijen arasındaki tüm bağlar nasıldır? Elbette ki polardır. Bunu da eledim. NH3'ü çizersem nasıl çizeceğim? Bu arada diğerlerine nokta koymadım ama Noktaların burada hani sorumuzla hiçbir işi yok. Burada nasıl bir bağ var? Polar var. Peki C2H4'ü nasıl açarım? Önce karbonları. Organik bileşiklerde önce karbonları birbirine bağlarım. Ondan sonra da hidrojenleri bağlayacağım. Ve bu bir alken. Alkenlere gelmedik. Alkenleri anlatacağım. Ama nereden anladın öğretmenim dersen, kapalı hali cnh 2 yani hidrojenik karbonunun iki katı kadar atom numarasına sahip atom sayısına sahipse arkadaşlar, bu bir alken'dir deriz ve ortasına bir ikili bağ koyarız. Tekrar söylüyorum, ayrıntıyı alkenlerde anlatacağım. Peki ne oldu? Karbon karbon aynı element oldu mu? O zaman apolar oldu. E burası nasıl Olardır. O yüzden cevabım D şıkkıdır diyorum. Gelelim asit aldehidi. Hadi gelin asit aldehidi açalım. Ama açmadan önce ne yapıyorduk? Normal atom sayısının bir eksiğine sigma demiyor muyduk? Ben aslında şıklardan direkt atom sayısını sayarım. Atom sayım 7, 1 eksi 6'dır derim ve bu ikisine kalır. Peki ama bir de açmak isterim size. Önce ne yapıyoruz dedim az önce söyledim karbonları birbirine bağlıyoruz. Daha sonra bu karbona bağlı 3 tane hidrojen varmış. Hadi gelin üçünü de birbirine bağlayalım. Öbürüne bağlı bir hidrojen bir de oksijen varmış. Peki oksijeni nasıl bağ yapar? İkili bağ yapar. Çizdim. Bakın sigma 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 sigma. Kaç tane sigma mı oldu? 6. Şu ne peki? Pi'dir diyorum bu arada pi Tabii ki burası sigma değil. Dolayısıyla 1 pi, 6 sigma vardır deyip A şıkkımı işaretledim. Yukarıdaki moleküllerden hangilerinin sigma ve pi sayıları doğru verilmiştir? Arkadaşlar tek tek şekil çizersiniz. Başka hiç yapacağınız bir şey yok. Ama sigma'ları bulabilir miyim? Evet, bulabilirim. Acaba sigma'lar bana direkt cevabı verecek mi? Bakalım. 6'dan bir çıktı. 5. Aa yanlış vermiş. 3 şey olmayacak o zaman. Peki 4'ten bir çıktı. 2 değil 3. Tabii ki bu da olmayacak. Ve cevap A şıkkıdır diye işaretleyebilirim aslında pat diye. Ama tabii ki bir öğretmen olarak size şekil çizmeliyim. Ee, bakın sigma sigma pi. Peki burada bu yapı neden böyle? Çünkü arkadaşım oksijen ikili bağ yapar. Ama kükürt de iki bağ yapar. O zaman ne olacak? E bu oksijenin başı gelme arkadaşım. Bu çift bağ bir buraya bir oraya geziyor olacak. Peki en üstün şeklini çizelim. Kaç tane bağı var? 3 tane sigma bağı var. Bir kere en üstte pi bağı yok. C2 orada aslında az önce çat diye çizmiştik. O yüzden şöyle göstermek istiyorum. Gördüğün gibi 1, 2, 3, 4, 5 tane sigma bağım var. Bir tane de pi'im var. Ve dolayısıyla cevabım A'dır deyip devam etmek istiyorum. Yukarıda formülleri verilen moleküllerden hangisinin Lewis gösterimi yanlıştır demiş. Lewis gösterimde arkadaşım ne yapacağım? Tek tek çizip bakacağım. Hadi gelin noktaları koyalım. Karbon noktalı gösterdiği için nokta koyacağım önce şu birbirlerine temel bağlamını yapalım. Karbon karbon e, karbonlar pardon kaç bağ yapardı? 4 bağ. Bak bu birini yaptım. Çok güzel. Birini yaptı. Çok güzel. 2 yani bu karbon bir bağ bu karbon bir bağ yaptı. O zaman her ikisinin de kaç bağ ihtiyacı var? Bunun da 3 bağ bunun da 3 bağ ihtiyacı var. Bir bağı böyle yaparsa 2 bağ 3 bağ şeklinde gösterebilirim. Bu da doğru olur. Burada nokta şeklinde göstermiş. Noktalar da zaten arkadaşım neydi? Şunları şöyle tek tek ifade ediyordu. En az şeklinde birkaç defa çizdim ama şimdi tekrar göster göstereyim. Hidrojenle şöyle diğer hidrojen ve diğer hidrojen deyip şeklini çiziyorum. O F2 galiba burada bir hata var gibi arkadaşlar. Flor kaç A grubunda? 7 A grubunda. Bakın. Hemen şöyle koydum. Bak arkadaşım oksijen kaç A grubundaydı? 6. Bak böyle kaç? 2, 3, 4, 5, 6. İşte burada oksijenin noktaları eksiktir. Ve bu sebeple yanlıştır diyoruz. Devam edelim buradan. Yukarıda verilen bileşiklerin kaç tanesinde sınıflandırılması doğru yapılmıştır? Gelelim ilkine. İlkine C6H12O6. Arkadaşım bundan bahsettik. Bu nasıldı? Organikti. Bu bir şekerdi zaten. Geliyorum C2. Evet, anorganiktir. C3COH organiktir. C ay pardon H2CO3. Bu arkadaşım e, ee, organik değil anorganik yapıya sahiptir. Ne dedim? Karbon karbon arasındaki bağ dikkat et dedim. NaCl anorganiktir dedik ve böylelikle 3 tanesi doğrudur diyorum. Evet son örneğimizi yaptıktan sonra bu föyümüze de beda ediyoruz. Yukarıdaki semboller karşısında elementleri sembolize etmektedir. Top çubuk formülü verilen bileşiklerden hangisinin sınıflandırılması yanlış verilmiştir? Arkadaşım gördüğün gibi siyah olan karbon, boşluklu olanlarda oksijen. E, bu neye benzedi? Karbondioksit değil mi? Evet. Peki karbondioksit organik mi? Hayır. Yanlış. Anorganiktir. Daha önce anlatırken söyledim. Lütfen gördüğün her karbonu organik diye atlama dedim. Evet bugünlük dersimizin sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.